Yağ bezinin bir tane ameliyat aldırırsınız. Bir tane varsa 40 tane çıkar. Öyle dişi, dişisi var, erkeği var, yayılır. Ben de kafamda vardı, iki tane aldırdım. Şurada 40 yıl önce. Bir de burada. Peynir yedi mi? Niye yağ bezi bu? Yağ bezi kahvaltıdan sonra ağrı yapıyor. Damarları, sinirler sıkıştırıyor. Ne oluyor dedim. Yediğim bir şey yaramıyor. Araştırdım. Ne zaman peynir yesem, benim hanım da maşallah 7-8 çeşit peynir koyuyor masaya. Ne oluyor diyorum. Ya benim hoşuma gidiyor. Senin hoşuna gidiyor da bana hoşuma gitmiyor. İsraf haram. Bir tane çıkar. Neyse. Mersin'e kadar olan yağ bezi büyüyor. Nohut kadar oluyor. Sinirleri, damarı, kirişi sıkıştırıyor. Ağrı yapıyordu. Nereden oluyor bu? Nasıl oluyor diye araştırdım ki peynirden oluyor. Peynirdeki yağ ölü yağ. Normal doğal yağ gibi değil. Tereyağı gibi yağ değil. Bozuk. Bu nedenle vücut bunu atamıyor. Peynirdeki yağ, yağ asidi. Kalsiyumla birleşiyor. Asetat oluşuyor. Asetatı vücut atamıyor. Çöp oraya buraya depoluyor. Yağ bezi oluşuyor. Ben bunu 40 yıl önce yazdığımda, 40 yıl olmadı pardon, 1992'de internette yeni çıktığında o zaman yazdım. Büyük tepki aldım. Ya amma da saçma konuşun falan. Dedim ki tamam, araştırayım. Yazıyı sildim. Yeni araştıracağım. McDougall Kadın Araştırmaları Enstitüsü New York'ta araştırma yapmış. 3200 bayan üzerinde yapmış onun arasında. Peynir yiyenlerin idrarında aşırı oranda kalsiyum ve yağ tespit etmiş. Yağ ile asit birleşiyor. Reaksiyona giriyor. Asetat oluşuyor. O nedenle ne diyor? Peynir yemeyin diyor. McDougall. Adamın adını unutmadım bak. 31 yıl geçmiş adam. Niye? Soru soran olursa şak diye cevap vereyim. Soru soran çok oluyor. Peynir yiyen, peynir isteyen çok oluyor.